Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi benim kalonşo bakımını anlatacağım. Kalonşo bakımı derken aslında kalonşolarımıza gelen mantari hastalıkları konuşacağız ve un biti, yaprak biti, kara leke, pas hastalığı, hatta birçok şimdi şu anda aklıma gelmeyen bazı mantari hastalıklar var arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi benim prensesim de şu anda hastalanmış. Daha önce bir önceki videomda videosunu çekmiştim. Böyle yoğun bol bol tomurcuk vermişken gördüğünüz gibi benim yoğurt kabında saksıda değil ama böyle şu eksik yerlere tamamen dolu doluydu arkadaşlar. Hemen şurada tepside göstereyim. Bir önceki videomda zaten anlatmıştım çiçeğimin hastalandığını. Dedim ki daha rahat olsun. Sabahtan akşama kadar güneş alan balkonumdaydı benim bu prensesim. Yerini daralttık. Yani daralttık derken bütün çiçeklerim var orada, kalonşolarım var. Hepsi büyüdüler ve balkonuma sığmaz oldular. Dedim ki bir tanesi zaten ön balkonumdaydı. Sabah güneşi alan balkonumdaydı. Çok da güzeldi durumu. Dedim burayı da demek ki seviyor. Bunu geniş, daha geniş olan yere koyayım dedim, konumlandırayım dedim. Ve arkadaşlar bir de baktım ki prensesim yaprakları pıtır pıtır dökülmeye başlamış ve hastalanmış. Bir iki dalı gördüğünüz gibi hastalanan yerler zaten o siyah lekeli benekli olan yerler belli. Şöyle pıtır pıtır dip kısmındaki o tomurcuk şeylerini yapraklarını döküyor. Çiçeklere döküyor. Hatta şöyle çiçek kısımlarının o sap kısımları kurumaya başlıyor ve bu güzellik gördüğünüz gibi dökülüyor arkadaşlar. Evet, hemen şurada göstereyim. Gayet de diri duruyor ama o yapraklarını o beneklerinden belli yapıyor hastalandığını. Şuradaki hemen sap kısımlarını göstereyim. Bunlar da yok çok şükür. Evet, kalonşo bakımları birazcık nazik görseniz de arkadaşlar bu mantari hastalıklara birazcık açık oluyor prenseslerim. Aslında çok kolay bakım isteyen, çok da öyle nazik olmayan isteyen, nazik olmayan bir çiçek aslında. Ama bazı arkadaşlarımız ne yazık ki çok zor bakımı diyorlar. Bakımı zor olmasının şeyi böyle bazen hastalıklara çok açık, mantari hastalıklara çok açık kalonşolar. Ama doğru bakımla da doğru tedaviyle de çiçeklerimizi iyileştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet, dün gördüm. En son videosunu dün çekmiştim zaten. Dün gördüm ve hemen çiçeğime çarşıya çıktım ve mantar ilacı aldım. Evde vardı aslında mantar ilaçları vardı ama Gülün mini bahçesi. Prensesim, canım benim, buradan öpüyorum seni, çok sağ ol, Allah razı olsun. İlaç ismi önerdi, hemen o ilacı aldım. Aslında hemen ona benzer bazı mantar ilaçlarım vardı, kullanıyordum, çok da iyi geliyordu. Dedim onları hiç kullanmayayım, dedim gideyim tekrardan yeniden bir ilaç alayım dedim. Evet, aldık geldik. Uygulamasını göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi bu yaprakların üzerindeki tozlara bakmayın arkadaşlar. Bunlar karınca vardı. Karınca tozu attım. Onun hiçbir zararı yok. Şöyle gördüğüm gibi burada da var. Böyle yaprakların üzerinde. Onun bir zararı yok. Ondan dolayı, o tozdan dolayı olan bir hastalık değil bu. Çünkü diğer kalonşolarıma da attım ve onda bir şey yok. Geçen yıl bu kalonşomda çok hafif böyle çiçek açtığı zamanlar fark etmiştim ama geçmişti. Birkaç işlemden sonra, doğal yöntemden sonra ve evde kullandığım mantar ilaçlarım var. Onları da kullandım. Geçmişti arkadaşlar. Bir sorun olmamıştı. Şimdi de baktım birdenbire böyle olunca baktım koca koca dallar. Gördüğünüz gibi saksı tamamen doluydu ve bu iki yan tarafı boşalmış durumda. Evet, daha geniş yere koyayım. Prensesim daha güzel geniş geniş yerlerde dursun diye derken bir de baktım ki o hastalığı gördüm. İyi ki de en azından öyle bir şey yaptım. Yoksa görmezdim ve çiçeğimin tamamını belki de kaybedebilirdim. Hatta yanında duran çiçekleri de kaybedebilirdik. Kalonşoları da kaybedebilirdik. Hepsini sarabilirdi. Fark etmeseydim. Böyle zamanlarda erken teşhis her zaman çok önemli arkadaşlar. Nasıl hastalıklar insanlar üzerinde de erken teşhis çok önemliyse bu çiçeklerimiz için de öyle. Şimdilik hem size video çekiyorum arkadaşlar hem de iyice dik dik bakıyorum böyle yapraklarına ya da sap kısımlarına herhangi bir değişiklik var mı diye.
Benim bu kalonşom 2 yıldır bende. Afyon'dan almıştım. Biraz özel tür. Gördüğünüz gibi tomurcukları da çok iri ve çiçekleri de çok iri. Kenarı etrafı sarı çerçeveli katlı bir kalonşomuz. Kalonşo bakımları her tür toprakta yetişebilen, çok kolay köklenen bir çiçek aslında arkadaşlar. Ama ben her zamanki gibi gübre kullanmadığım için orman toprağı ve bahçe toprağıyla karıştırıyorum birazcık. Bir de kalonşoların en çok sevdiği güneş ve açık hava arkadaşlar. Ev ortamına koyduğunuz zaman mantar hastalığı daha çok olur. Un bit olur, yaprak bit olur. Külleme hastalığı olur. Külleme hastalığı da çok tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık çiçeklerimiz için, kalonşolar için hele hele de. Evet, un biti olduğu zaman o da bir mantar bir hastalık aslında. Arap sabunu ve sirkeyle onu çözüyorum, onu temizliyorum. Kaç kere doğal yöntemle işlemlerimizi yaptık ve çiçeğimizi kurtardık kaç yıl. Çünkü ben yaklaşık 5 yıldan beri kalonşo sevdalısıyım. 5 yıldan beri sürekli kalonşolarım var benim. Ve balkonumda da geriye dönük videolarımı izlerseniz zaten bu kalonşo döneminde de bol bol zaten videolarını görürsünüz. Ve ilk defa bu videoyu bizi izleyen arkadaşlarım için diyorum hoş gelmişler deyip ve zil butonunda açarsanız kanalıma ücretsiz abone olup zil butonunda açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan da haberdar olursunuz. Ve dedim ya gönül rahatlığı abone olup ve like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Like'larınız da bizim için çok önemli. Abonelikler önemli ve izlenme süresi çok önemli. Videomuzu paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza sayfanızdan arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Ve yorumlar kısmında da çiçekler hakkında hangi konu olursa olsun, merak ettiğiniz hangi konu olursa olsun yorumlar kısmında da yazarsanız mutlaka cevap veririm arkadaşlar. Evet, gelelim şöyle mantari hastalıklarımıza. Saydık, sayıştırdık ve toprak nemi de kurudukça sulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Fazla su vermiyoruz. Gördüğünüz gibi benim bu üzeri tamamen kurumuş ama dip kısmında hala hafif nemlilik var. Çünkü sukulent türü olduğu için her zaman sık aralıkta su istemiyor. Arkadaşlar şurada zz bitkim, zamya bitkim gibi fazla su istemiyor. Ama zamya bitkinin bir özelliği var. Sabah güneşi ev güneşini, ev ışığını seviyor arkadaşlar. Güneş demeyeyim, ışık ortamı seviyor. Sadece hafif ışık olması yeterli. Güneş istemez. Kapalı ortamda yetişebilen, çok kolay yetişebilen ama fazla su istemeyen kolay bir bitki. Kolay bir bakım istiyor. Evet, bu prensesimiz de tam aksine sulu bir bitki, fazla aşırı su istemeyen ama dediğim gibi tam aksine güneşi, bol yoğun güneşi, yaz kış açık havayı ve güneşi çok seviyorlar. Evet, hemen bakımından anlattık. Çeliklerden ikisi de çiçeklerimin ikisi de çeliklerden tutuyor arkadaşlar. Şöyle bir ilaç aldım. Evet, Malathon diye gördüğünüz gibi ilaç aldım. Bunun sıvı hali de bulunuyormuş ama çiçekçimde ilaç satılan yerde, zirai ilaç satılan yerde maalesef ki yokmuş. Bu toz hali şöyle bir her hanımın evinde bulunduğu böyle bir yağ çözlerimiz var bizim. Yağ çözümüz var. Boş şişemiz var arkadaşlar. Her hanımın hem mutfağında boşalan şişelerden. Evet, suyu doldurduk. Bunun içerisine 2 çay kaşığı koy dedi ama ben zirai ilaçtan korktuğum için 1 çay kaşığı koyacağım. Önce 1 çay kaşığıyla şöyle bir denememizi yapacağız. Evet, şunu bir makasla hemen açalım ve şişemizin kapağını da açalım. Evet, açtım ama biraz ağır koktu arkadaşlar. Kızım gelmeden evimi havalandırmam gerekiyor. İlacı dışarıda kullanmanız gerekiyor aslında. Ev ortamındaki çiçeklerinizde eğer kullandıysanız kimsenin evde olmadığı bir saatte yapın ve biraz da dışarıda yapsanız tabii daha iyi olur. Maske takının, eldiven takının. Eğer hassas cildiniz varsa ya da elinizde yara varsa mutlaka bunlara dikkat edin. Ağır koktu. Hemen bir çay kaşığı ben alıp içerisine koyacağım ve hemen sıkıca ağzını kapatıp bir poşet içerisine sarıp her zaman ilaç zirai ilaç bulundurduğum bir kutum var benim, karton kutu, onun içerisine koyacağım. Ve çocuklarınızın, tabii evcil hayvanların, çocukların ulaşamayacağı bir yere, onların evde olmadığı bir zaman kullanırsanız daha iyi olur, tedbirli olur. Ve şunu da hemen söyleyeyim, bu Malathon ilacı
Meyvedeki o kurtlara, güveç sineklerine, pamuklu bite, yaprak bitine, meyve ağaçlarına da kullanılıyor. Yani meyve bitki ağaçlarına, bitkilere de kullanılıyor, ağaçlara da kullanılıyor. Her türlü çiçeklere kullanabilirsiniz dediler. Ve ben menekşelerim, kalonşolarım, tüm balkon çiçeklerime ve ev çiçeklerime kullanabilirim. Ama ev çiçeklerini dediğim gibi ya odayı kullanmadığınız bir odada yapabilirsiniz ve sabah da erkenden kalkıp evinizi havalandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tedbirli olun. Ne olur ne olmaz bir pişmanlık ele geçmez diyelim. Ve şöyle ben bunun içerisine su koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Su koydum. Hemen bir çay kaşığı alıp biraz ağır koktu. Her zaman zira ilaçtan korkarım. O yüzden verilen tariften daha az kullanmaya çalışırım. Siz de böyle yapın bence. Evet, unlu bitlere de çok iyi geliyormuş. Ben zeytin ağaçlarına da kullanacağım. Birkaç tane zeytin ağacım var. Ona da kullanacağım. Evet, hemen dışarıya gidelim ve dışarıda uygulayacağım arkadaşlar. Evet, şöyle balkona geldim. Ve şişemizi şöyle iyice çalkaladım. Balkonda bile yapsak. Biraz ağzımız kapalı olsa, maske kullansak daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü rüzgarsız bir havada yapmamız gerekiyor bu işi. Rüzgarlı havada yaparsak ters tepki üzerimize gelebilir. Evet, şurada balkonda hemen bunlara da şöyle bunları da biraz böyle üzerinde beklettikten sonra dikimini yapacağım arkadaşlar. Evet, böyle bakımına yaptık. Ben diğer kalonşolarıma da yapacağım arkadaşlar. Hasta olan ya da olmayan hepsine yapacağım. Bu ilacı hepsine uygulayacağım. İnşallah birkaç gün sonra da tekrardan bu çiçeklerimizin daha güzel hallerini görürüz. İnşallah ilaç çok iyi yarar ve daha güzel olur. Ya da ben bugün duracağım, yarın yapacağım. Bunların durumuna bir bakacağım. Eğer çok sağlıklı gözüküyorlarsa yarın da diğer çiçeklerime yapacağım arkadaşlar. Evet, siz de böyle yapın. Ben de tedbirinizi alın. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve böyle hemen videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videomda buluşmak üzere inşallah. Hoşça kalın.